Alo, was macht? Efendim, bildiğiniz üzere biz iki gündür Kırgızistan'dayız. Kırgızistan'ın baş şehri Bişkek'teyiz. Burada bulunma sebebimiz ise ETİK'in Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi'nin düzenlemiş olduğu 2017 kurban kampanyası ile ilgili buradayız. Onlar küçük abi, çok küçük bunlar. Evet, efendim gördüğünüz gibi burada bir hayvan pazarı var. Efendim heyetimizde 4 tane arkadaşız. Geçen sene benimle buraya gelen yine Ercüment Elçi var. Adem Tuzkaya kardeşimiz bu sene bize katıldı ve Murat Şimşek kardeşimiz de yine ETİK heyetimizde bulunuyor. Burada tabii ki kurbanları görmeye geldik ama bunlar bizim ölçülerimize çok da uygun değil. Hem küçükler bunlar. Hem de kurban olma yaşıyla alakalı da biraz sıkıntılı gözüküyorlar. O yüzden bizim burada alma durumumuz olamayacak galiba. Ama büyükbaş hayvanlar gelecek. Büyükbaş hayvanlar konusunda inşallah o zaman yine bakacağız. Yoluna göre inşallah kurbanlarımızı alacağız. Evet. Evet, burada pazarlıklar yapılıyor. Hanımlar alıyor. Aka neçe bu? Neçe para? Kaç kilo o? Kaç kilo? Pazarları dolaştıktan sonra kendimizce ve kurban kriterlerine uygun olarak küçükbaş hayvanlarımızı Bişkek bölgesi için aldık ve yerleştirdik. Evet, yine bir sabah ve bu sabahta efendim biz yollara düşüyoruz. Yolumuz uzun. Bişkek'ten Jalalabad'a gideceğiz. Jalalabad ile Bişkek arası 16 ila 18 saat. Jalalabad'da Oş, Kaşgar, Kışla ve Özgen'de kesilecek kurbanlar için oraya gidiyoruz. Allah nasip ederse buraları mutlaka görmenizi isterdim tabii. İsterdim ki sizler de buraları görebilirsiniz. Müthiş dağlar ve bu dağların arasından böyle gidiyoruz. İnşallah size daha güzel görüntüler göstermek istiyoruz. Sadece bu bir başlangıç olsun. Yükseklere çıkacağız. Allah nasip ederse. Bakalım hayırlısı. Hadi yolumuz açık olsun. Bu
yolculuğumuz sırasında gözümüze çarpan şeyleri de sizlere elbette ki ulaştırmak istiyoruz. Tabii ki her zaman her yerde istediğimiz gibi çekim yapamıyoruz. Tabii dikkatli de olmamız gerekiyor. Onun için de efendim biz sizinle paylaşabileceklerimizi paylaşacağız. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Selamun aleyküm. Evet. Burası Kırgız çadırı. Heh. Normal bir yayla çadırı. Mızdı ba yemeğe var mı yemeği? Handak ses. Yakşı mı? Evet. Efendim Kırgızların yayla hayatı dedikleri ve kalıkları, çadırları. Şu yukarıda gördüğünüz bütün Kırgız çadırlarında görmek mümkün. Aynı zamanda Kırgızistan'ın simgesi ve bayraktaki amblem. Hemen hemen şöyle bir 20 metrekare gibi bir yer burası. Evet, kilimler böyle yer gördüğünüz gibi. Evet, dolapları. Bişkek ve çevresi için küçük baş hayvanlar kurban olarak tercih edilirken Kaşgar kışla Celalabad ve Özgen için büyük baş kurbanlara karar verildi. Celalabad, Kaşgar kışla ve Özgen için de büyük baş kurbanlara karar verildi. Hey Kınalı Dağlar. Evet, gerçekten Kınalı Dağlar. O gördüğünüz yeşil nokta 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 olan nokta gibi gözüken yerler gerçekten bu işin Kınalı tarafı. Yani gittikçe yukarıya çıkıyoruz. Arkadaşımızın ifadesine göre 3400 metreye kadar çıkacağız. Şu anda çıktık, ne kadar çıkmışızdır? Ya şimdi mi? 1000 çıktık. Yarısı mı? Hayır, binden çok fazla. Fazla 1,5'tan fazla. 1,5. Hala da sanki böyle yakınmış gibi gözüküyor ama hiç de öyle değil. Sürekli orada da görüldüğü gibi hep böyle. Zikzak çizerek gidiyoruz. Evet, mesela Alman tırı değil mi? Evet efendim, şu anda biz artık bu işin zirvesine geldik. Burası en yüksek yeri burasıydı değil mi abi? Buradan artık aşağıya doğru iniyoruz. Yani o tünel en yüksek yerdi. Aslında 200 metre falan bu Alaveli var ya, çıktığımız, evet. Orası daha yüksek. Yolu o kadar şey değil abi. Yokuş çok uzun ama böyle çıkıyorsun. Ama çok yüksek burası. Evet. Orada yazıyor zaten yani. Eyvallah, teşekkür ederim. Efendim biz şu anda Celalabad yolundayız. Doğa
harikası da diyebileceğimiz çok güzel bir yerdeyiz. Bu görüntüleri size göstermek için ben bayağı tırmanmak zorunda kaldım. Daha yolumuz çok. Jalalabad'a gideceğiz. Fırsat bulursanız buralara mutlaka gelin. Burası Kırgızistan'ın en büyük barajı, en büyük elektrik santralinde kurulduğu yerler. Biraz sonra oralardan da geçeceğiz. Murat Şimşek kardeşim. Görüyorsun. Süper. Çok güzel değil mi? Müthiş bir şey. Yanmış, kurumuş. Gerçekten dağların arasında böyle kocaman bir barajın bulunması değil mi? Harika. Şöyle buyur, bir şeyler söylemek istersen. Evet. Valla söyleyecek galiba bir şey yok. Bakın görün. Ne tarafa bakın dediği gibi Recep abinin. Her şey kuru ama ortasında bir göl. Oradan yani, dolaşacağız. Evet, buralardan dolaşacağız ve Jalalabad'a geçeceğiz. Doğu Türkistan İnformasyon Merkezi ile Kırgızistan Uygur İttifak Cemiyeti'nin beraberce düzenlemiş oldukları bu toplantılar neticesinde tabii ki Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tataristan, Tacikistan ve çevrelerindeki sınırlarda özellikle Uygur kardeşlerimize, ihtiyacı olan Uygur kardeşlerimize bu kurban kampanyasından kaynaklanan yardımlarınızı ulaştıracağız. Bu toplantılar neticesinde bölgedeki ihtiyaç sahipleri tespit edildi, listeler haline getirildi. Özellikle Bişkek ve çevresi, Jalalabad ve çevresi, Kaşgar Kışla ve çevresi, Özgen ve çevresi olarak bölgelere ayrıldı. Bendeniz Recep Ateş. Bişkek ve çevresinde bulunacağım. Ercüment Elçi Adem Tuzkaya ve Murat Şimşek ise Kaşgar Kışla, Jalalabad ve Özgen'de bulunacaklar. Evet, şu anda Jalalabad'a girmiş bulunuyoruz. Arkadaşlarımız bizi karşıladılar. Sait Bey ve arkadaşı, Allah razı olsun. Şimdi kurbanlıkları görmeye gidiyoruz. Onlar seçildikten sonra seçerken de inşallah. Doğru. Evet. Seçerken de inşallah görüntüleyeceğiz. Kurbanlarımızı almak üzere çiftçiye geldik. Ve burada Allah nasip ederse kurbanlarımızı seçeceğiz. Jalalabad, Oş, Özgen, Kaşgar Kışla bölgesinde kesilecek kurbanlarımızı inşallah buradan alacağız ve kesilecek yerlere nakledeceğiz. İşte gelen yani. Buradayız. Şeylere bir bakalım. Beraber bir seçelim. Siz bize telleyle diye. Yordam bir telleyle. Efendim şu anda biz kurbanlıklarımızı aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah'ın büyüklüğüne şükür. Evet. Allah kabul eylesin. Amin. Şimdi bak. Şurada kırmızılıları biz aldık. Allah nasip ederse. Kaşgar Kışla, Ötgen, Jalalabad. Buralarda kesilecek kurbanlarımız bunlar. Aldık. Bence Jalalabad'ı da ayarlayalım. C yazalım onlara da abi. Mesela buna bir C yaz abi sen. Buna bir C yaz. İngiliz C'si. Türk C'si C, değil. Türk C'si. Onlar anlamaz ki. Jalalabad nasıl yazılıyor burada? Rusça böyle abi. Sinek. Oldu mu? Ver ya. Oha, oha, oha. Oha. Aha. Abi bir de böyle. Bir siyah yetti mi? Siyah lazım değil şimdi. Tamam. C oldu mu? Heh. Görebiliyor muyuz C? Ya pardon, gözünü Özgen'de yok, çok yok. Var. Burada çok az abi Uygurlar. Şeylere
Asıl kötülüklerini. O zaman tamam, kabul, tamam. Dedim abi, yaz o biliyor musun ne dedi? Allah dedi, razı bizde olsun. Sadece 5 aile var. Doğru olsun, problem değil. Yok, on, bir buğa onlara 5'ine mi böleceksin abi? Dedi ki gelin, burada 2 sığınma yurdu var, çocuklar. Çok güzel. Allah onlara razı verin. Allah kabul etsin. Abi, abi onu yaz, onu şey de. Yurt de abi, ye yaz ona. Yurt. Yurda onu verelim. Hangisini? Abi. Bunu mu? Bunu. Ye İngilizce yani Y. Ya ye ha, bizdeki yıldızdaki ye gibi ye. Allah tekme. Şaka mı? O değil ki, bel olan buydu. Bu. Zıplayan buydu. Dikkat et, dikkat et, o gene vurur. Evet, tamam. Yani bak, J'ler Celalabad, Y şu yurda bu, gidiyor. Yurda gidiyor. K'lar Kaşgar Kışlaya gidiyor. İşaretsizler sadece boynunda, boğaz şey, boynuzunda olanlar da Özgen'e gidiyor. Tamam. Tamam. Peki, hadi Allah kabul etsin. Allah kabul etsin.